Dora Games'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 multiplayer oynuyoruz. Şimdi yol kenarında durduk. Şuradan bir mazot alsak mı? Bir dakika, haritaya bakmak istiyorum. Biz buradayız. Bu yol üzerinde başka nereden mazot alabiliriz? İşte mazotçu varken mazotçuya girsem mi? Şöyle geri gelip girebiliriz. Şöyle kamera açısını değiştireyim. Bu arada arkadaşlar, geçen bir video paylaşmıştım. Videoda nerede çalıştığımı vesaire anlatmıştım. Şuradan tabelaya dönmeden girebilir miyiz? Şuradan geçerse var. Direkt geçmeye deneyeceğim. Bakayım. Büyük ihtimal geçecek gibi. Mazotçu şurada. Biz şuradan geçeceğiz mecburen. Oo, 0 dakika diyor. Ne anlamı kaldı ki ya bu yükürtüm? Hani 22 saat diyordun sen? Evet arkadaşlar, önce bir mazot alayım da ben. Bunu götürsek de hiçbir ödül alamayacağım için buna herhangi bir işlem yapmayacağım. Büyük iptal edip başka bir yerden kalıp gideceğiz mecburen. Şimdi şuradan mazotu doldurayım da. Akabinde de sizlere çağrı merkezi nasıl çalışılır, şartlar nelerdir, 10 gibi şeylerden bahsedeceğim. Burada F7'ye bastığım için F6'dan mı açtım ben onu? Evet, FPS şeyini açtım. F6'dan geri kapatalım. Şimdi garaj yöneticisine girelim. Şuraya gitmek istiyorum. Burası mıydı? Şura, Rostov. Şimdi Rostov'a gidip oradan iş alacağız. Yine bu yer aldım bilgisayarda. İnşallah kayıt yapıyordur. Bakalım. Şunu bir kapatalım ya. Şu açıklansın. Sen altta kal. Action Radio. Buna bakmam gerekiyor. Evet. 3 dakikadır kayıttayız. Şimdi buradan şöyle yapayım ben. ESC'ye basıp harici sözleşmelerden alacağız. Toronto, Napoli. Öncelikle kısa yollara bakmak istiyorum. Hamburg'a gitmeyeceğim. Berlin, bunlar bizi istediğimiz iş nerede? Kiel dediğim. Geçelim. Malmö'ye gittim sanki ya. Helsingborg'a gittim mi bilmiyorum ki. Bir bakalım. Şuraya gittiğimi hatırlıyorum. Kassel, geç. Malmö'ye gittim mi gitmedim bilmiyorum. Jönköping. Buraya gittik mi acaba? Biraz yolu uzatsak mı? Orası bize Oslo. Şunu alalım.
Hangisi o? Öbür o. Oslo. Biraz daha yakın. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Dorsa'ya gidip almaya uğraşmayacağım. Onun için şöyle yapacağız. F7'ye basacağım. Aracı yaptırmaya götüreceğim. Şimdi bir de arkadaşlar şu şeyi kapatalım. Araçta bir hasar varsa yaptıralım. Evet, varmış. Bunu yaptırdığımıza göre şimdi şuradan tap tuşuna basıp öncelikle şöyle yapıp şunlardan bir tanesi bunu kapatıyordu. Ama hangisiydi? Tamam. Şimdi tekrardan şuna basalım. Kameramızı ayarlayalım. Tap tuşumuzu kapatalım. Yolumuza bismillah deyip çıkalım. 812 km yolumuz var. İyi de araç niye gitmiyor? Oyunu kaydediyormuş. Arkadaşım çıkıyorsan çık, çıkmıyorsan bekletmiyoruz da. Dayı üstüme niye sürüyorsun? Geçsene ya. Evet arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, sosyal platformlarda videolarımı paylaşmayı unutmayın. Buradan gitmeyeceğiz. Şuradan döneceğiz. Evet, bir önceki videoda, videonun başında söyledim. Çağrı merkezinde çalıştığımdan bahsetmiştim. Şimdi ise çağrı merkezine nasıl başvurulur? Nerelerde çalışılabilir? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Yavaştan gel arkadaşım, yavaş gel, yavaş. Yavaş. Şöyle bakmadan geçmek istemiyorum. Öncelikle arkadaşlar, çağrı merkezinde çalışmak istiyorsanız lise mezunu ya da üniversite mezunu olmanız gerekiyor. En az lise mezunu ya da üniversite, yani 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerinden mezun olabilirsiniz. Bu şartları yerine getirdiyseniz çağrı merkezinde çalışmaya hak kazanabiliyorsunuz. Ayrıyetten de şunu bilgisini de aktarayım. Bazı çağrı merkezleri sınavla alıyor. Yani belli bir sınava tabi tutuyor. Mülakat dışında. Bunun haricinde bazı yerlere de sınavsız vesairesiz çok rahatlıkla girebiliyorsunuz. Şimdi çağrı merkezleri kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi teknik destek verenler. Diğeri satış yapanlar. Yani inbound ve outbound diye geçiyor. Outbound dış arama demek. Yani dış arama, satış birimi demek. Inbound ise iç arama. Yani çağrıların size düştüğü birim oluyor.
Orası genellikle teknik destek birim oluyor. Şimdi satış biriminde çalışacaksanız öncelikle ağzınızın iyi laf yapması gerekiyor. Yani müşteriyi ikna edebilmeniz önemli. Ama şu gerçek, yalan söylemeden, müşteriyi kandırmadan bu işi yapmamız gerekiyor ki kazandığınız para helalinden olsun. Bunun haricinde de şunu da aktarayım. Genelde çağrı merkezlerinde dış arama birimleri aradığından müşteride bir güvensizlik oluşuyor. Acaba beni niye arıyor? Yine bir şey mi satacak? Yine bir sıkıntı mı var? O mu var? Bu mu var? Şu mu var? Vesaire gibisinden müşteride güvensizlik oluşuyor. Bunun önüne geçmek için de kendinizi iyi anlatabilmeniz gerekiyor. Satış biriminde eğer çalışacaksanız. Nasıl başvurabiliyorsunuz? Şimdi birçok kariyer sitesi var. Oradan çağrı merkezi iş ilanlarına bakabilirsiniz. Genelde İstanbul, Ankara, İzmir, yani büyük şehirlerde oluyor. En çok eleman alan birim. Bu arada ekran dondu. İnşallah arkadaki bize gömçürmemiştir. Neyse arkadaşlar. Yani büyük şehirlerde oluyor bu. Genelde. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi elemanı arayanlar. Başvuruları oradan yapabiliyorsunuz. Buradan gitmiyormuşuz. Ben yanlış sinyali vermişim. Oradan başvuru yapabilirsiniz ya da bazı sitelerin kendi başvuru kanalları var, yani siteleri var. Oradan üyelik oluşturup CV doldurup başvurabilirsiniz. Şimdi burada CV konusunu anlatmayacağım. Onu internetten araştırın. Kendiniz bulun çünkü. CV bizim konumuz değil. Her neyse, şimdi satış birimine başvurmak için bu söylediklerimi yapabiliyorsunuz. Şimdi bir de işin teknik kısım, teknik destek, teknik kısım nereden çıktı ya? Teknik destek birimi var. Orası da söylemiştik. Inbound çağrı merkezi olarak geçiyor. Oraya da başvurmak için yine kariyer siteleri üzerinden ilanlara başvurabilirsiniz. Genelde büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde eleman alanlar çok oluyor. Kurumsal firmalardan. Şimdi şuraya mı gideceğiz? Şuraya gidelim biz. Acaba şuradan mı gidecektik? Her neyse, şuraya. Ya uzun. Burada iyi. Buraların bazı çağrı merkezleri sınav alıyor işi. Bazıları da normal alıyor. Yani sınavsız sadece mülakatla başvurabiliyorsunuz. Biz yanlış yere geçmişiz. Neyse. O şekilde başvuruda bulunabiliyorsunuz. Şimdi kısaca şeyden de bahsedeyim. Teknik destek ekibinden bahsedeyim. Teknik destek dedi, size müşteri var. Almış olduğu cihazdır ya da farklı bir şeydir. Telefon hattıdır. Vesairedir. Bununla ilgili
destek almak amaçlı sizi arar. Siz de müşteriye yetkiniz halinde destek sağlarsınız. Şimdi bazı çağrı merkezleri de vardır. Onlarda da hem teknik destek verirsiniz hem de satış yapmanız gerekir. Benim çalıştığım gibi, çalıştığım yer gibi. Yani müşterinin hattıyla ilgili bir işlem yapılıyorsa da bir aldığı cihazla ilgili bir şey yapılıyorsa, eğer teknik destek birimindeyseniz ve hatla ilgili bir birimde çalışıyorsanız orada genelde satış oluyor. Ama bir cihaz ya da telefon ya da başka bir tablet vesaire almıştır ya da bilgisayar almıştır, onunla ilgili teknik destek vermeniz gerekebilir. O durumda yani ürün satışı olmuyor genelde. Şimdi bir de arkadaşlar, çağrı merkezlerinde bir de şu var. Şimdi genelde bu satış birimlerinde oluyor. Şimdi bizim bir kurumsal firmalar var. Bir de böyle satış birim olarak işlem yapan merdiven altı tabir ettiğimiz çağrı merkezleri var. Şimdi bu merdiven altı diye tabir ettiğimiz çağrı merkezleri genelde arkadaşlar işte televizyonda çıkan sahte ilaçları ya da benzeri ürünleri satan firmalar oluyor. Maaş konusunu da anlatacağım. Şartları vesaire. Ya bir de donmasam, bir de şu otomatik kaydı kapatsam mı acaba? Kalabalık ne böyle ya? O maaş konusuna da geçeceğim. Arkadaşlar, bir şuradan bir hayırlısıyla bir çıkabilseydik. Şimdi arkadaşlar, bu merdiven altı olan yerler genelde bu tarz yerlerdir. Burada çalışmak isterseniz amenna gidip çalışabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Ama şimdi üniversite mezun olup da çok iyi bir üniversite bittiyseniz de çağrı merkezinde çalışmanıza gerek yok. Yani bir İTÜ'nün makine mühendisliğini ya da inşaat mühendisliğini ya da benzeri bir bilgisayar bölümü mezunuysanız, yani İTÜ gibi bir okulda, üniversitede okuyup da gidip çağrı merkezinde çalışıyorsanız o biraz kusura bakmayın aptallığa giriyor. Her neyse. Evet arkadaşlar, dediğim gibi o tarz yerlerde, yani çok özür dilerim, yani o tarz üniversiteleri bitenler genelde kendi işini yapıyor. Gidip de çağırmak için zorda kalmadığı sürece çalışmıyor. Ben şahsen çalışmam. Şu adam bir geçsin ya. Geç dayı ya, geç. Ben şöyle bir geçeyim ya. Her neyse. Bu tarz yerlerde çalışmanız için, yani çağrı merkezi de çalışmanız için, dediğim gibi iyi bir üniversite bitirdiğiniz hiç bulaşmayın. Yani yazık, günah yemeğiniz. Merdiven altı çağrı merkezine hayatta bulaşmayın. Ona geleceğim. Şimdi öncelikle kurumsal firmalarda iş başvurusuna gideceksiniz. Mülakata çağrıldınız. Ne yapmanız gerekiyor onu anlatayım. Şimdi bir kurumsal firmaya gittiğinizde öncelikle gideceğiniz firmayı araştırın. Bir tavsiyedir. Yani ne iş yaptıklarını,
kime hizmet verdiklerini araştırın. Zaten çalışma saatlerini vesaireni bilemezsiniz. Eğer orada bir tanıdık çalışanınız yoksa eğer, onu bilme şansınız yok. Ama gitmeden önce, örnek veriyorum, X bir firmanın çağrı merkezinde çalışacaksınız. Mülakata çağırdınız. Ne iş yaptıklarını o firmanın öncelikle bir öğrenmenize fayda var. Belki siz gideceksiniz ama hoşunuza gitmeyecek yapılan iş. O yüzden gidip gitmeyeceğinizi karar verme açısından hem kolaylık sağlar hem de gittiğinizde sizin bir artınız olmuş olur. Ayrıyetten de gitmeden önce CV, yani sağlam bir CV ve referansınız olması gerekiyor. Şimdi bu CV konusunu aktarmayacağım. Referans konusu da birinci derecede yakınınız olmamasına özen gösterin. Abi, kardeştir, amca, halı, dayadır. Bunların olmamasına özen gösterin. Çünkü bu tarz kurumsal şirketler bunlara çok dikkat eder. Diyelim ki CV'yi bulamadınız. Düzeltiyorum. Referansınız yok. O zaman referans kısmını boş bırakabilirsiniz. Ya da ilk defa başlıyorsunuzdur o işi. Tanıdığınız vesaire yoktur. O yüzden ilk iş deneyimimiz olabilir. Referans olarak kimseyi bulamamışsınızdır. Onda problem olacağını düşünmüyorum ama olmasında fayda var mı derseniz, evet var. En azından sizi işe alacakları zaman bazı şirketler arayabiliyor bu referansları. O yüzden gerekiyor. Yani sizin için bir artı daha oluyor. Ve düzgün bir CV gerekiyor. Of, dondun ya. Bu CV şimdi üstünde çok durdum. CV ne diyeceksiniz? CV şöyle kısaca özetleyeyim. CV sizi anlatan yazılı bir belge. Yani ne iş yaptınız, daha önce nerede çalıştığınızı, bu işi neden istediğiniz işte vesaire, ona benzer şeyleri yazıp şirkete götürüyorsunuz başvuru yaptığınız yeri. Zaten bu kariyer sitelerinden başvuru yaptıysanız orada mecburen CV doldurmak zorundasınız. İyi bir CV nasıl doldurulur vesaire, onu da internetten araştırıp bulabilirsiniz. Şimdi mülakata gittiğinizde düzenli giyinmeye özen gösterin. Örnek veriyorum, saç sakal olayına dikkat edin. Genelde çoğu şirket saç sakala karışmıyor ama en azından yani saçınız sakalınız birbirine girmiş, elbiseniz kötü bir vaziyette, giydiğiniz kıyafet daha doğrusu kötü bir vaziyette olmasın. Çünkü ilk izlenim çok önemlidir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bir de konuşma üslubunuz, kendinizi ifade etme şekliniz anlaşılır, net olması gerekiyor. Çekelemeden, hecelemeden ya da bu işi neden istediğinizi ifade etmeniz gerekiyor. Yani kendinizi açıkçası ifade edebilmeniz gerekiyor. Neden istediğinize dair. Şimdi mülakatı şöyle aktarayım. Tabii şirketten bu şirkete değişiyor mülakatlar. Bazı şirket mülakattan sonra sınav yapabiliyor. Mesela klavye testidir, zeka soruları gibi. Yani birçok şey yapan şirketler var. Bu tarz şirketlere başvurduğunuzda
Birçok şirket bunu istiyor. Mülakata gitmeden önce evden erken çıkın öncelikle. Çünkü oldu ki geç kalma ihtimaliniz olabilir. Trafiği göz önünde bulundurun. Büyük şehirdeyseniz gideceğiniz yerde bayağı uzaksa en az bir saatin yolda geçtiğini varsayarsanız, İstanbul gibi bir yerde bir saatin yolda geçtiğini varsayalım. Siz 2 saat önce evden çıkmanız lazım ki o bir saatin yolda geçecek. Son bir yarım saat, 15 dakika, 45 dakika kala gittiğiniz yer, yani mülakata gireceğiniz şirketteki yere erken gitmiş olursunuz. Yani verdikleri saatten önce gidersiniz. Bu da bir iyi bir izlenimdir. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Şöyle aktarayım. Şimdi mülakata erken giderseniz beklerim, gelmezler, sıkıntı olur, saatlerce bekledim, gelmediler gibisinden sıkıntı yaratmayın. Siz erken gidin. Onlar zaten saati geldiğinde, eğer bir önemli işleri yoksa tabii ki, sizi hemen görüşmeye alacaklardır. Oldu geç kaldınız, mutlaka haber verin geç kalacağınızı. Yani haber vermeden gittiniz ve görüşeceğiniz işte sizin çağırdığı saatte gelmediği için gittiyse sizin için sıkıntı. İşte verdiği saatte gelmedi, bu adam burada çalışmaz, saate uyum sağlamıyor gibisinden akılda soru işaretleri. Ama erken giderseniz sizi bir özgüven karşı tarafta oluşturur. Ya bu adam gelmiş erkenden, biz şu saatte çağırdık ama gelmiş bekliyor vesaire vesaire diyebilir. Bu da bir artıdır işe alınma konusunda. Bunun haricinde mülakata dediğim gibi erken gittiniz, orada bekliyorsunuz, çağırdılar. Ne demiştik? İlk başta kendiniz internetten, artık nereden varsa biliyorsanız, çevrenizde varsa tanıdığınız, bildiğiniz kişiler, o şirket hakkında bilgiler, onlara sorduğunuzu varsayarak devam edelim. Yani şirket hakkında bilgi alarak gittiniz. Mutlaka sorulur. Genelde banka sorulardan bir tanesidir. Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz? Daha önceden araştırdınız mı gibisinden birçok soru soruluyor. Bu siz için artı olur. Mülakat esnasında bu sorudan tane akıcı bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Konuşacağınız şeyleri kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Heyecanlanmaya gerek yok. Her işte insan heyecanlanır ilk başvuruda. Yani kasmanıza da gerek yok. Yani gittiğiniz yer illa sizi almak zorunda da değil. Çok güzel gitmişsiniz, çok iyi konuşursunuz. Şirket hakkında çok iyi araştırma yapmışsınızdır. Referanslarınız çok iyidir. Her şey çok güzel gider ama şirketin kriterlerini bir söylediğiniz uymadığı için almayabilir ya da tam tersi olur. Alabilir. Tamamen görüştüğünüz kişiye bağlı. Bu kişilere de insan kaynakları uzmanı deniyor. Genelde büyük şirketlerin tamamında oluyor. Her neyse arkadaşlar, şimdi mülakata girdiniz. Her şey güzel, hoş geçti. Sizin açınızdan tabii söylüyorum. Mülakat sonunda şu söylediğini genelde, biz size haber vereceğiz. Eğer size haber verilecek deniyorsa anlayın ki ya mülakatınız iyi geçmiştir. Biz size haber vereceğiz denirse, yani iyi geçmiş anlamı da gelir,
ya da kötü geçmiştir. İnsan kaynakları uzmanının beğenisini kazanamamışsınızdır. Haber veririz diye sizi başından sağlamış olabilir. İkinci seçenek büyük bir ihtimal çok yüksek oluyor genelde bazı şirketlerde. Burada şu oluyor. Yani alınıp veya alınmamak insan kaynaklarının inisiyatifine kalıyor. Görüştüğünüz kişinin. Eğer ikinci bir mülakat için çağrılacaksanız genelde şöyle derler. Biz sizi ikinci bir mülakat için davet edeceğiz. Uygun görmeniz durumunda. İkinci mülakat ya da yazılı sınav için sizi haber verecekleri anlamına gelir. Genelde bu tarz yerlerde de seçilme ihtimaliniz yarı yarı yani. %50-%50. Başvuran kişi sayısına göre tabii ki bu. Yani %50 seçilme ihtimaliniz var, %50 seçilmeme ihtimaliniz de var. Oldu ki ikinci mülakat yapılacağı söylendi ve davet edildiyseniz yine de gitmeden önce tam anlamıyla bu sefer araştırmanız gerekiyor şirketi. Yani ne iş yaptıklarını A'dan Z'ye araştırma yapın. Çünkü ben genelde gittiğim tüm şirketleri o şekilde araştırarak gitmişimdir. En azından bir artı puanım olmuştur her zaman. Çünkü dediğim gibi ikinci mülakatı farklı bir kişi yapıyorsa, proje yöneticisi ya da farklı bir iki tarafından mülakat alındıysanız mutlaka soruluyor. Burada da olumlu geçerse eğer siz de işte şu evrakları hazırlayın, şu gün getirin, işe başlayın gibisinden bir süre veriliyor. Tabii bazı çağrı merkezleri şu da var arkadaşlar, onu unutmayalım. Kurumsal firmalarda bazı çağrı merkezleri işkurla anlaşmalı oluyor. Buradan eğitim alarak başlıyorsunuz işe. Yani ilk 3-4 ay bir kurs eğitimi geçiyor. O sırada paranız tabii işkur tarafından bütün masraflarınız karşılanıyor. İşe alındığınızda da şirketiniz maaşınızı vesairenizi karşılıyor. İşte eğitim süreci vesairesi bayağı keyifli geçer eğitimler söyleyeyim. İlk başlarda keyiflidir işte. Tanışma faslıdır, odur budur vesaire diye geçer. Sonra ilerleyen zamanlar, yani zaman ilerledikçe işte işin akışını vesairesini nasıl yapacağınızı, ne yapacağınızı, ekranları vesaireleri böyle anlatmaya başlarlar. Eğitmen tarafından anlatılıyor tabii bunlar. Anlatılır işte. İlk zamanlarda keyifli başlayan eğitim ortalara doğru böyle sıkıcı olmuyor. Ya bu iş yapılır mı demeye başlıyorsunuz. Ya ekranlar ne kadar zor kullanabilir miyim vesaire. Sonra zaman ilerledikçe işte eğitimin sonuna doğru da size işte şirket içinde bir yazılı sınav genelde yapılıyor. Ya da sözlü sınav gibisinden vesairesinden yapılıyor. Bunun amacı işi öğrenip öğrenmediğiniz, yani eğitimde ne kadar başarılısınız değilsiniz, bu ölçülüyor. Buna göre de puanlama vesaire yapılıyor. Sonra en sonda işte işe başlamadan önce bir simülasyon yapılıyor. Yani şöyle aktarayım. Eğitmeniniz genelde müşteri oluyor. Siz müşteri temsilci olarak işte sorduğu sorulara eğitimde öğrendiklerinizden cevaplar vererek yanıtlamaya çalışıyorsunuz. Tabi o zaman heyecan oluyor mu? Yani normal çağrı almaktan 1000 kat daha heyecanlı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O
Onu da geçtikten sonra işte size bir tarih veriliyor. Bu tarihten itibaren çağrı dinleneceksiniz deniyor. Eğitimler, sınavlar vesaire yaptıktan sonra genelde deneyimli işi düzgün yapan kişinin yanına çağrı dinlemeye gidiyorsunuz. Kulaklık verilir, yedek kulaklık. Onu dinlersiniz. Müşteri ne diyor onu anlarsınız. Nasıl yanıt veriyor işte, nasıl yardımcı oluyor müşteriye, ekranları nasıl kullanıyor vesaire vesaire. Bunları öğrenirsiniz. Zaten ilk birkaç gün size klavye, mouse vermezler kullanmanız için. Ekranı öğrenmeniz için. Biraz çağrı dinledikten sonra ilerleyen zamanlarda artık yavaş yavaş klavye, mouse verilir. Talep gelirse de dinlediğiniz kişinin yerine çağrıya girersiniz. O size şunu söyle, bunu söyle, uyararak ilk çağrı deneyiminizi o zaman yaşarsınız. Velhasıl kanal öyle böyle işte işe adapte olmaya çalışıyorsunuz. Sonra bu süreç de bittikten sonra artık takımlarınız belli olur. Yani örnek veriyorum, sen A takımlısın, sen B, sen C'deki gibi eğitim grubundakileri söylüyorum. Ondan sonra yine işi bilenlerin, yani daha önceden deneyimli olanların genelde yanlarına oturursunuz. Takıldığınız yerde soru sormanız için. Ama bu sefer tek başınasınızdır. Yani kendiniz çağrıyı almanız gerekiyor. Çok özür dilerim. Bu sefer tamamıyla kendiniz çağrıyı kendiniz alacaksınız. İşin akışı böyle arkadaşlar. Ondan sonra zamanla deneyim kazana kazana ilerliyorsunuz. Çağrılarınız dinleniyor vesaire. O kısımlara girmeyeceğim çünkü çok uzun olacak. Ve yükü de bırakmama çok az bir zaman kaldı. İlerleyerek proje yöneticisine, daha üst seviyelere kadar çıkabiliyorsunuz. Yükselme ihtimali çok yüksek. O da sizin çağrı merkezinde, yani çalıştığınız yerdeki deneyiminizi, başarılarınıza vesairelere kalıyor. Şimdi arkadaşlar, bir de merdiven altı dediğimiz yerler var. Buraya hiç değinmek istemiyorum aslında ama bir yandan da mecbur hissediyorum kendimi. Şimdi bu tarz yerlerde çalışmak basittir. Yani kolay iş alınır. Ağzınızın çok iyi laf yapmasına bakanlar genelde. Ama yapacak gibisiniz kesin alırsınız işi yani. Bugün git yarın gel olayı olmaz ya da biz sizi arayacağız olayı genelde olmaz. Çünkü o tarz yerlerin genelde elemana acil ihtiyacı vardır ve bir an önce para kazanmaktır amaçları. 30 yarı bu tarz yere girerseniz, hocam sen bir geç ya, benim ekran takılıyor, sen bir geç. Ben durdum diye sen şimdi niye durdun ki? Geç. Sana yol verdim, daha ne istiyorsun? Neyse arkadaşlar, bu tarz yerlerde dediğim gibi işe çok kolay alınırsınız. Hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla girersiniz. Çalışırsınız. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum ama şimdi işin asıl kısmına geçelim. Para konusunu hiç anlatmadım. Şimdi para konusunda öncelikle merdiven altı çağrı merkezinden örnek vereyim. Size şöyle maaş vereceğiz, böyle maaş vereceğiz, şu kadar maaşınız olacak, şu kadar satış yaparsanız bu kadar kazanacaksınız, şu olursa bu olacak.
ağzınıza kusturacaksınız gibi derinden böyle palavra çok atıyorlar. İş sizin işi yapmanıza geldiğinizde, yani çağrı almaya başladığınızda, işte esas şey orada patlak veriyor. Girdiniz ise başladınız. Severek de işi yapıyorsunuz. Ama şu bir sıkıntı var. Satış birimidir genelde o tarz ürünler. Satamıyorsunuz ya da müşteri kabul ediyor, almıyor. Bu da ne demek? Orayı zarar attığınızı düşündüğü için oranın sahibi ya sizi işten çıkartıyor ya da hak ettiğiniz paranın tamamını vermiyor. Maaşınızdan kesiyor. Bir sürü sıkıntı oluyor. Bu da hem zaman kaybı hem sizin için para kaybı demek. Bu tarz yerlerde çalışacaksınız. Aldığınız paraya, maaşa özellikle dikkat edin. Bu arada yaptığımız şeyi kabul etmedi. Bu niye kabul etmedi? Aslında oraya gitmiş miyiz anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. Kurumsallarda ise şu güzelliği var. Onun içine girelim de şuradan bir. Kurumsal firmalarda işe alınırsınız. Siz çıkıp istifa etmediğiniz sürece ya da yaptığınız işi kötüye kullanmadığınız sürece herhangi bir işten çıkartma olayı olmuyor. Ta ki şirket iflas eder ya da benzeri bir şey olur. O süreçte sizi çıkartırlar ya da çıkarsınız ya da kendiniz istifa edersiniz. Yani onun dışında genelde hatalı bir işlem yapmıyorsanız işten çıkartılma ihtimaliniz çok düşük. Maaşı genelde asgari ücret oluyor çünkü çalışan çok sayısı olduğu için. Genelde asgari ücret oluyor ama hem teknik yüksek hem satış işi yapıyorsanız ikisi bir aradaysa ya da sadece satış odaklı bir şirketse orada şu oluyor. Primler usulü hesaplanıyor. Primleriniz belli bir oranda hesaplandıktan sonra maaşınız ekstra olarak yatabiliyor. Bu da kurumsalların en güzel yanıdır. Sigortanız vesaireniz düzgün yatar. Merdiven altı çağrı merkezlerine göre daha iyidir çalışma şartları. Yemekleri vesaireleri çoğu şirketin kendi karşılıyordur. Yemekhanesi vesairesi vardır. Yani şartları bunlar. Merdiven altı çağrı merkezinde genelde yemek olmuyor. Ya dışarıdan yiyorsunuz. Ya da orada işte yemek yapan birisi tutuluyor. O yemekleri yapıyor. Kurumsal firmalarda 101 üzeri kişiler çalışırken merdiven altı yerlerde en fazla 20'ye çıkar sayı. Evet arkadaşlar, dilimin döndüğü kadar nasıl başvuruluyor, nasıl çalışılıyor çağırmayın, onu anlattım. Umarım bir keyifli video olmuştur. Ben keyif alarak anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videolarıma like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sosyal platformlarda videoları paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.